Değerli izleyenler, şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Budapeşte'de Cumhurbaşkanı Novak tarafından Kahramanlar Meydanı'nda resmi törenle karşılanıyor. Hemen görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Gazze konusunda diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken şu dakikalarda da Macaristan'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Yoğun diplomasi trafiği devam ediyor değerli izleyenler. Bu yılki 21. yurtdışı ziyaretini Macaristan'a gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Macar mevkidaşı Novak ve Başbakan Viktor Orban'la bir görüşme gerçekleştirecek. Kendisi şu anda resmi törenle Macaristan'da karşılanıyor. Gazze'deki son durum başta olmak üzere güncel siyasi ve diplomatik gelişmeler de ele alınmış olacak. Sıcak bir şekilde, canlı bir şekilde Macaristan'dan görüntüler ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Resmi tören gerçekleştiriliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Mevkidaşı Novak yanında ve şu anda da Macaristan'da havalimanında karşılanmasının ardından bir araya geldi iki lider. Önemli bir görüşme. Elbette ki yoğun diplomasi trafiği sürüyor demiştik aslına bakarsanız. Öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ekim'de başlayan Gazze'ye yönelik saldırıların ardından diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürürken bugün de Macaristan'da. Gazze'deki son durum başta olmak üzere aynı zamanda güncel siyasi ve diplomatik gelişmeleri ele alacak iki lider. İki ülke arasındaki işbirliği ve ekonomik ilişkiler de masaya yatırılacak. Bu kapsamda yüksek düzeyli stratejik konseyde toplanmış olacak. Önümüzdeki dakikalarda tüm başlıkları görmüş olacağız. İki ülke bakanları ilişkileri her yönüyle değerlendirerek yeni anlaşmalara imza atacak. Anlaşmalarla işbirliğinin artması, özellikle ikili ticaretin ivme kazanması da bekleniyor. İki ülkenin öncelikli hedefi bu yılın ilk 10 aylık döneminde 3,3 milyar dolar olan ticaret hacmini ilk aşamada 6 milyar dolara çıkarmak olacak. Bu yıl imzalanan anlaşma kapsamında 2024'ten itibaren Türkiye Macaristan doğal gazı ihraç etmiş olacak. Önemli bir görüşme gerçekleştirilecek, önemli bir ziyaret gerçekleştiriliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Macaristan'la. Gerçekleştirilen ziyaretin detayları da önemli aslına bakarsanız. Yoğun diplomasi trafiği var demiştik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özellikle Gazze konusunda bu yılın başından bu yana 21. kez yurtdışı ziyareti gerçekleştiriyor Erdoğan. Cumhurbaşkanı Macar mevkidaşı Novak ve aynı zamanda Başbakan Viktor Orban'la görüşecek. Güncel siyasi ve diplomatik gelişmelerde bu görüşmenin gündeminde olacak. Şimdi bu görüşmenin bir diğer tarihi bir önemi de var aslına bakarsanız. Türkiye ile Macaristan arasında 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tam bugün 100 yılı doldurduğu bu anlaşmanın önemli bir başlık olduğunu da söylemiş olalım. 100. yılını doldurmuş olacak bugünle birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Macaristan'da ziyaretini sürdürmüş olacak. Tabii önemli başlıklar var özellikle ekonomi alanında da. İki ülkenin öncelikli hedefi bu yılın ilk 10 aylık döneminde 3,3 milyar dolar olan ticaret hacmini ilk aşamada 6 milyar dolara çıkarmak olacak. Ve bir yandan da bu yıl imzalanan anlaşma kapsamında 2024'ten itibaren Türkiye Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek. Şu dakikalarda da efendim Erdoğan Macaristan mevkidaşı tarafından resmi törenle karşılanmış oldu. Erdoğan inişinin ardından önce askerler tarafından karşılandı. Şu dakikada da ikili resmi duruşta şu anda resmi törenle karşılanmış oluyorlar. Elbette toplantılar var. Macaristan'a gidişinin ardından Gazze'deki son durum başta olmak üzere güncel siyasi ve diplomatik gelişmeleri ele alacak iki lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten Gazze sürecinin ardından ciddi bir diplomasi trafiği yürütüyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sürekli yurt dışı ziyaretleri oldu ve özellikle Gazze'deki konu ele alındı. Bir yandan da garantörlük meselesi var, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya yönelik bir bu Gazze'deki ateşkesin sağlanması adına bir garantörlük teklifi gelmişti ve bu da masaya yatırılacak yine kalıcı barışın sağlanması ve ateşkesin sağlanması adına garantörlük meselesi de masada olması bekleniyor. Şu dakikada da Cumhurbaşkanı Erdoğan Macar askerlerini selamlıyor resmi törende ve ikili toplantı yapmak üzere şu anda makamlarına geçmiş olacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinde Macaristan'dan canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz efendim görüntüleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macar mevkidaşı Katalin Novak'la birlikte şu anda resmi törene katılmış durumda. Ardından Başbakan Viktor Orban'la da bir araya gelmiş olacak. İki ülke arasındaki işbirliği ve ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak önümüzdeki dakikalarda. Bu kapsamda yüksek düzeyli stratejik konsey de toplanmış olacak. İki ülke bakanları ilişkileri her yönüyle değerlendirerek yeni anlaşmalara imza atacak. Anlaşmalarda işbirliğinin artması, özellikle ikili ticaretin ivme kazanması da beklenenler arasında olacak. Ve şu dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan askerleri selamlıyor değerli izleyenler ve resmi törende Mozele'ye çelenk bırakılmasının ardından Türk bayraklı çelengin bırakılmasının ardından sona ermiş olacak. Bir kez daha ziyaret döneminden bahsedelim efendim. Bu görüntüler sizlerle buluşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini Macar'da sürdürüyor şu dakikalarda. Bu yılki 21. yurtdışı ziyaretini gerçekleştiriyor. Macar mevkidaşı Novak şu anda şu dakikalarda yanında ama ilerleyen dakikalarda Başbakan Viktor Orban'la da bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir görüşme gerçekleştirecek. Gazze'deki son durum başta olmak üzere güncel siyasi ve diplomatik gelişmeler ele alınmış olacak. İki ülke arasındaki işbirliği ve ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. Bu kapsamda yüksek düzeyli stratejik konsey de toplanmış olacak. İki ülke bakanları ilişkileri her yönüyle değerlendirerek yeni anlaşmalara imza atacak. Anlaşmalarla işbirliğinin artması, özellikle ikili ticaretin ivme kazanması bekleniyor. İki ülkenin öncelikli hedefi bu yılın ilk 10 aylık döneminde 3,3 milyar dolar olan ticari hacmini ilk aşamada 6 milyar dolara çıkarmak olacak. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Macar mevkidaşı Katalin Novak'la birlikte Novak'ın mevkisine geçecekler, makamına geçecekler ve ardından da toplantılar başlamış olacak. Tabii bu yıl imzalanan anlaşma kapsamında 2024'ten itibaren Türkiye Macaristan'a doğal gaz da ihraç etmiş olacak. Resmi tören devam ediyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da dedik. Resmi bir törenle karşılandı. Mevkidaşı Novak tarafından şu dakikalarda da resmi törenin devam ettiğini Macaristan'dan canlı bir şekilde o görüntülerin sizlerle paylaşıldığını ifade edelim. Ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da o noktada bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bakanlar düzeyinde de önemli toplantılar gerçekleştirilecek. İki ülke bakanları ilişkileri her yönüyle değerlendirerek yeni anlaşmalara imza atmış olacak. O yüzden bakanların katılımı da aslına bakarsanız bu süreçte önemli olduğunu ifade edebiliriz ki geçtiğimiz dönemde de diplomasi trafiğinde yine aynı şekilde ülkelerle birlikte
ülkelere gerçekleştirilen diplomasi ziyaretlerinde bakanların da yine aynı şekilde anlaşmalara imza attığını ifade etmiştik ve görmüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetiyle beraber şu dakikalarda Macaristan'da ve resmi törenin halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan mevkidaşı Katalin Novak'la beraber resmi törene katılımını sürdürüyor Erdoğan. Erdoğan Macar mevkidaşı tarafından resmi törenle karşılanıyor değerli izleyenler şu dakikalarda. Macaristan'dan canlı olarak gelen görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Önemli bir görüşme ki Gazze'de yaşanan, 7 Ekim'de yaşanan İsrail katliamı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bir an önce bu savaşın, bu katliamın durması adına diplomasi trafiğini sürdürüyor, hız kesmeden sürdürüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.